Şu an Türkiye'de yoğunlukla 3 tane mutant virüs görülüyor. Bir tanesi işte bu çok yoğun gördüğümüz şu anda İngiliz mutantı. Diğeri daha nadir gördüğümüz Brezilya ve Güney Afrika mutantı. Ki Güney Afrika mutantı oldukça nadir ama bakanın açıkladığı sayıya göre 250 civarında. Fakat işlerinde en ölümcül olanı Güney Afrika mutasyonu olduğunu söylemek lazım. Hatta bazı yapılan çalışmalarda aşıların da Güney Afrika mutasyonuna karşı etkinliğinin daha az olduğu ama etkili olduğu görülüyor. Dolayısıyla Güney Afrika mutantına karşı özellikle dikkat etmekte fayda var. Tabii ki şu var, diğer mutantlar da aynı şekilde tehlike arz ediyor. Ama özellikle İngiliz mutantında yoğun bulaşmanın olduğunu, yani mutant virüste İngiliz mutantında kişilere sık bir şekilde temas halinde bulaşmanın olduğunu görebiliyoruz. Yine aynı şekilde Brezilya mutantında bulaşmanın hızlı bir şekilde olduğunu, hastalığın daha ağır geçebildiğini görüyoruz. Ama en ağır geçen mutantlardan bir tanesinin Güney Afrika mutantının olduğunu söylemekte fayda var. Tabii şu da var, zaman içerisinde bu mutantlara bir yeni mutantlar da eklenebilir. Yani belki Türkiye mutantı da bulunabilir. O zaman da denecek ki işte Türkiye mutantında da şu özellikler görülüyor diye bize söylenecek. Ama henüz onu tam bir şekilde bulmuş değiliz. Yani mutlaka mutasyon var. Yani virüs her an mutasyona uğruyor. Ama şu an net bir şekilde Türkiye mutasyonuna uğramadığını henüz belirlemiş değiliz. Peki hocam, bu vaka sayılarının çok artmasının en büyük nedeni bu mutant virüsler mi? Tabii ki. Vaka sayılarını artıranlar en büyük nedeni tabii ki İngiliz mutantı. Çünkü İngiliz mutantının en büyük özelliği şu. Hastalığı belki çok daha ağır geçirmiyorsunuz ama daha çabuk bulaşabilen bir virüs. Yani dolayısıyla daha çabuk bulaşabildiği için de tek maske bazen yetersiz kalıyor. Çift maske takmanız gerekebiliyor. O yüzden hızlı bir şekilde bulaşma meydana geliyor ki bizim kış döneminde özellikle ev ziyaretlerinin arttığından dolayı biz bunu hep gördük. Ev ziyaretleri çok fazla olduğu için de bu İngiliz mutantının daha hızlı bulaştığını ve insanları daha fazla enfekte ettiğini görebildik. Daha da ilginci, bu İngiliz mutantında daha genç grubun hastalandığını ve bu genç grubun da hastanelik olduğunu gördük. Yine aynı şekilde yoğun bakımlardaki yaş sınırının daha düştüğünü, daha genç grubun yoğun bakımlık olduğunu, yine İngiliz mutantı sayesinde olduğunu gördük. Hatta çocuklarda multiple immün sistem cevabı denen hastalığın, yani koronavirüse bağlı multiple immün sistem cevabı denen hastalığın daha fazla görüldüğünü ve çocukların da yoğun bakımlık olabileceğini gördük. O yüzden bizim yani temel kuralımız şu. Hangi mutant olursa olsun bu maske mesafe temizliği artık çift kat artırarak yapmakta fayda var. Hocam, peki koronavirüs vakalarının son dönemde arttığı Avrupa'daki en büyük ülke Türkiye şu anda görünüyor. Bunun en önemli nedeni ne olabilir? Bunun en önemli nedeni şu, tabii insanlar belli bir bu yaptırım ya da işte kurallardan dolayı işte belli işte maske, mesafe, temizlik kuralları ya da ne bileyim sokağa çıkmama ya da belli zamanlarda sokağa çıkma izinleri olduğu için biraz tabii ki sıkıldılar. Gevşemeyle beraber o gevşemenin sınırını tam sağlayamadık, toplum olarak sağlayamadık ve sanki virüs hiç yokmuş gibi yaşamaya başladık. Bu tabi bizi olumsuz yönde etkiledi. Bir defa bu büyük hata oldu. Toplumun büyük hatası bu yönde oldu. Yani sanki virüs yokmuş gibi yaşamak, tekrar işte ev buluşmalarına gitmek ya da işte restorana gidip maskenizi indirip kalabalıkta mesafenizi korumadan yemek yemek ya da kafelerde oturup çay içmek, kahve içmek, bunlar hepsi olumsuz yönde etkiledi. Dolayısıyla bu dikkatsizlik de hep bize olumsuz olarak yansıdı ve şu anda sayılarımız çok arttı. Tabii bunun üzerine bir de İngiliz mutant eklenince, yani hızlı bulaşan bir virüs de eklenince, hepsi bir araya geldiği zaman da bizim sayılarımızın bu kadar artması kaçınılmaz hale geldi. Ama bu dönmeyecek diye, yani bu vaka sayısı düşmeyecek diye bir durum yok. Yani biz vaka sayısını tekrar düşürürüz. Yani toplum olarak buna dikkat ettiğimiz zaman, bu kuralları uyguladığımız zaman tekrar düşecek bu. Yani hangi mutasyon olursa olsun bizim dikkatsizliklerimizle daha aktif hale gelir. Ne kadar dikkat edersek de o kadar çok daha iyi hale gelebiliriz. Şunu düşünmek lazım. Bazen hep insanın oğlunun karakterinde var. Kurallar hep sıkıyor bizi ama kurallara uymazsanız da bir sürü canımızı kaybediyoruz. Yani bugün sizin 400'e yakın bir kaybınız varsa bu az bir rakam değil. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Ve insanlarımızın da bu süre zarfında bu kurallara uyması gerekiyor. Tabii en büyük diğer bir sorunumuz da
aşı tereddütü var. Aşı karşıtı demiyoruz biz buna artık. Aşı tereddütü var. İnsanlar aşı olmakta biraz tereddüt ediyor. Yani olsam mı olmasam mı? Genelde hep bu soru geliyor bize. Bizim yakınlarımız dahi bize telefon açıp soruyorlar mesela. Aşı olalım mı olmayalım mı? Bir defa şunu söylemek lazım. Hangi aşıyı bulursanız olun diyoruz biz. Mutlaka olun diyoruz. Yani aşı bizim şu anda tek maalesef koruyucu elimizdeki ilaç o. Ve aşıya bağlı ciddi bir yan etki çok sık görülmüyor. Dolayısıyla aşılar şu anda bizim en güvenli ilaçlarımız olarak da koronavirüsten korunmada en etkili silahlarımız.